Lütfen diğerlerini de biz hızlı bir şekilde gösterelim. Çünkü az bir zamanımız kaldı. Bu nedir? Yeni Zigana Tüneli. Bakın, iftihar edeceğimiz mega projelerden bir tanesi. Zigana Tüneli bittiğinde Avrupa'nın en uzun tüneli ve dünyanın 3. en uzun tüneli olacak. Bakın burada bir çizgi görüyorsunuz üzerinde. Bu yeni Zigana Tüneli, bu da eski Zigana Tüneli. Burası 1987 yılında açılmıştı. 1700 metre uzunluğunda burası ve tek tüp tüneldi. O zaman bile ulaşımına kadar konforunu sağlamıştı ve vatandaşımız ne kadar sevinçle karşılamıştı. Bakın ama bu tünele gelmek için bu dağları, bu tepeleri... Evet, burası 1800 rakımda. 1800 rakımda ve buraya ulaşmak için bakın bu dağları, tepeleri aşmanız gerekiyor ve ondan sonra yine dağlar, tepeler. Bu faaliyete geçiyor. Bunu 3 Mayıs'ta inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açacağız. Burası Trabzon tarafı, girişiyle çıkış arasında 14,5 kilometre var. İnanın tünelin birisine öbürüne çıktığınızda mevsim değişiyor. Bu 3 Mayıs, 26 Nisan Ankara-Sivas açacağız. Açılış tarihi. Adana Köprüsü'nü de 28 Mayıs'ta inşallah açacağız. 28 Mayıs'ta inşallah açacağız. Aslında arada çok projemiz var ama bu kadar yoğun bir tempoda tabii ki ancak bunlara tören yapıp vatandaşın hizmeti. Karadeniz'deki ulaştırma projelerinde doğa etkisi ve deniz etkisi bazen o yolların kullanımını güçleştirebiliyor. Burada öyle sorunlar, riskler var mı buna benzer geçişlerde, tünellerde? Bakın bu 14,5 kilometrelik yapısıyla hakikaten çok zor bir projedir. Ve de burada tamamen yerli milli mühendislik çözümleri kullanılmıştır. Tamamen kendi mühendislerimiz, kendi işçilerimiz çalışılmıştır. Bu tünelin yapımı için burada yaklaşık 275 metre yüksekliğinde şaftlar açılarak hem 4 tane noktadan tünel açma girişimi yapılmıştır ve o yüzden bu kadar kısa sürede bu bitirebildi. Yoksa muhteşem bir iş. Çok rahatlatır mı orayı? Tabii ki müthiş rahat. Evet. Bakın şu dağları, tepeleri aşıyorsunuz. Karadeniz'e bir haber vermiş oluyoruz. Çok, burası 1800 rakımdan 1200 rakıma düşürüyoruz bunu. Yani böyle 14,5 kilometrede kesintisiz bir tünel ve de gidiş gelişli çift tüp tünel olarak çok teknolojik bir iş olarak faaliyete geçecek. Vatandaşlarımız istifade ederler. Hayırlı olsun. Diğerlerini hızlıca alalım. Neler var gösterebilir. Sizde proje çok Sayın Bakan. Bizde proje çok. Bakın bu Ankara Sivas'ın mesela çok özel görüntüler var. Hakikaten müthiş bir doğa, müthiş ülkemizin zenginlikleri bunlar. Ve burada yaptığımız son derece teknolojik işler var buraya içinde. Bu yapıları, bu arazi coğrafyayı geçebilmek için bu yapıları yapıyoruz. Burada tünelleriyle birlikte, viyadükleriyle birlikte hakikaten bunlar birer sanat eseri aslında. Bu YHT'lerde hangi setleri kullanıyorsunuz? Bir Güney Kore şey yok mi? Bir Alman var, bir de İspanyol setlerimiz var. Ama biz artık kendi setlerimizi üretmeye başladık. 160 kilometre hıza sahip yerli milli trenimizi ürettik. Şu an 225 kilometre hıza sahip trenin de tasarım çalışmaları da bitmek üzere. Süper hızlı trende hangi setleri kullanmayı planlıyoruz? O konuda birkaç opsiyon var anladığım kadarıyla. Birkaç opsiyon var. Biz işe başladığımızda araç ekipmanları ve araç işlerimizde inşallah. Japonlarla mı ilerleme ihtimalimiz daha kuvvetli ihtimal Sayın Bakan orada? Şöyle, Japonlar bu işe çok sıcak bakıyorlar. Çok da yakın ilgi gösteriyorlar ve Japonların teknolojisi de dünyadaki en gelişmiş, evet, en iyi teknoloji ve Fransa, örneği de var. Başarılı bir şekilde de kullanıyorlar. Onlarla işbirliği yapma imkanımız var. Çok ama da emniyetli bir proje yaptılar bugüne kadar. Tabii ki yani yaklaşık 600 kilometredir Osaka ile Tokyo arası. Shinkansen'in onu 2-2,5 saatte gidiyorsunuz. Yani 2 saatte geçebiliyorsunuz. Arkadaşlarımız ve vatandaşlar tekrar şu şeyi rica ettiler Sayın Bakan. Ankara-Sivas'ı bir daha rica etsem orada elinizin altındaysa gösterebilir misiniz? Ankara-Sivas arasında 8 tane istasyonumuz var. Ankara'dan başlıyoruz. Elmada, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas'a 405 kilometre 2 saatte ulaşacağız. Üzerinde 49 tane tünel var ve uzunlukları 67 kilometre. Yine üzerinde 49 tane viyadük var. 2027 kilometre uzunluğunda. Hakikaten zor bir proje. Bizim coğrafi yapılarımız nedeniyle projelerimiz maalesef. 26 Nisan'da açılıyor. 26 Nisan'da bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmetinde olacak. Vatandaşlarımız hızlı tren konforu. Büyük bir yolcu potansiyeli var mıdır Sayın Bakan? İki şehir arasında tabii aradaki şehirlerimiz de önemli yerleşim birimlerimiz var. Tabii ki bu aslında yapılıyor herhalde. Yani bu demiryolu yatırımlar olması gereken bir yatırım. Bunu şimdi Sivas'a bağlıyoruz ama biz bunu tabii ki devam ettireceğiz. Yani daha sonra Erzincan, Erzurum, Kars'a bağladığımızda oradaki bütün potansiyeli çekebilecek önemli bir hattımız. Yani Türkiye'yi doğudan batıya bir aks olarak çözen. Ayrıca bu hattımız sayesinde bakın Yerköy'den ayrılarak Kayseri hattımızı bağlayacağız. Aynı güzergah üzerinde. Yine Delice üzerinden de hem Samsun hem de Çorum trenimizi de bu hat üzerinden bağlayacağız. Ve ayrıca Sivas'a gittiğimizde Sivas'tan Malatya'ya, Elazığ'a da inme imkanımız var. Onun da projelerini bir taraftan yapıyoruz. Ankara-Kayseri hattı da yüksek hızlı tren hızıyla gidiyor. Yüksek hızlı tren, onun da ihalesini yaptık. Çalışmalarına değerli izleyiciler, yüksek hızlı tren dediğimizde bunun yaklaşık 250 kilometrelere kadar trenin hızının çıkabildiğini düşünmemiz gerekir. Tabii ki yani 200-250 kilometre. Süper hızlı tren dediğimizde de 300 kilometrenin üzerine çıkan trenlerden bahsediyoruz ki o çok başka bir teknoloji. O daha yüksek teknoloji gerektiren bir iş. Yani aslında demiryolu sektöründe de bir seviye atlayacak önemli bir iş. Evet, o ligde çok ülke yok çünkü. Belki yok. Yani 10 ülke falan. Ancak o kadar. Özellikle Çin'de ve Japonya'da daha çok ağırlıklı kullanılıyor. Evet, evet. Ama tabii Fransızların da yani çok tecrübede ayrı bir ekol. Fransa, yani. Almanya arasında daha çok. Evet. Efendim Adana'daki projeyi söylemiş miydiniz? Onu da hatırlatalım. 15 Temmuz Köprüsü mü diyoruz o projeye? Evet, Adana'da özellikle Adana şehir içi trafiğini çok yakından ilgilendiren bir proje bu. Bu da aslında burada bir CHP klasiği var aslında yerel yönetimler açısından. Burası da 2019 yerel yönetim seçimleri öncesi daha önceki belediye tarafından işe başlanmış bir işti. Ve Adana'nın şehir içi trafiğini son derece rahatlatacak çok önemli bir akstı burası. Hatta bir bypass yapacak. Özellikle Seyhan Nehri üzerinden üniversitenin, stadyumun ve hastanelerin olduğu çok yoğun nüfus hareketinin olduğu bir alandı burası. Burası da tam 1700 metre uzunluğunda bir çelik bir köprü. Hakikaten burada da son derece farklı yerli bir mühendislik çözümü kullanılmıştır. Altyapısı da aynı şekilde Seyhan Nehri üzerinden geçen çok geniş açıklıklara sahip. Burada 3 gidiş 3 geliş olarak imalatı tamamlanıyor ve ortasından da daha sonra demiryolu geçebilecek. Yavuz Sultan Selim gibi onun yani. Benzeri onun yeri de bırakılmıştır ve üzerinde bisiklet yolu, yürüme yollarıyla birlikte hakikaten hem şehre hizmet edecek ve şehri son derece rahatlatacak 1700 metre uzunluğunda çok önemli bir köprü. Buna bir anlamda Adana'nın Boğaz Köprüsü aynı diyelim mi? Aynı şey diyebiliriz. Tamamen diyebiliriz. Adı da zaten çağrışım diyor. Evet. Yani 1700 metre de çok önemlidir bir viyadük köprü açısından. Birinci bunu köprünün uzunluğu da aşağı yukarı o kadar değil mi? O kadar bile değil. O kadar bile değil. 1100 metre civarında. Öyle mi? Evet. Bunu tabii bitirdiğimizde bunu da 28 Nisan itibariyle inşallah açılışını yapacağız bu köprümüzün. Siz o zaman Sayın Cumhurbaşkanı bütün tarihlerini bloke ettiniz. Evet, yani. 26 Nisan var, 28 Nisan var, 3 Mayıs var. Aslında daha fazla da koymak istedik ama yoğunluktan gün kalmadı. İnşallah seçimden sonra hizmet durmayacak bizde tabii. Evet. Durmak yok, yola devam diyoruz. Ben de artık tarihleri karıştırıyorum. Geçen hafta Enerji Bakanı Sayın Fatih Dönmez'le bir yayın yaptık. Zonguldak Filyos'ta. Onun tarihi neydi? O da yani 20 Nisan falandı galiba. Tabii o da önümüzdeki günlerde yapacağız. Evet. 20'sinde, önemli bir enerji projesi. Çok büyük bir şey. Yani Türkiye hakikaten yani enerjide, ulaşımda, sağlıkta hakikaten hayal edilemeyen pek çok şeyi gerçekleştirdi. Vallahi Sayın Bakan bende proje çok, soru çok. Yani süremiz İstanbul metrolarına mı? Sizin oradaki şeyleri bitirelim de öyle İstanbul metrolarına mı gelelim oradan? Ne yapalım? Yine yani bakın Sayın Bakan ama siz de biz Çanakkale Köprüsü'nden sonra bir yayın yapamadık. Araya çok zaman koymuşuz. Demek ki bizim bir yayın... ayda bir yapmak lazım. Görüşmemiz lazım bizim. Trabzon'a geleceğim ama ziyaret edeceğim oradaki yine geldiğimizde de konuşuruz. Trabzonlar hakikaten çok heyecanlılar. İnşallah onlarla da çok güzel işler yapacağız. Bir taraftan Trabzon, bir taraftan deprem bölgesi. Türkiye'nin 81 vilayetine hakikaten çok muazzam, muhteşem işler yapıyoruz. Sonucunda vatandaşımız kazanıyor, ülkemiz kazanıyor. Bu yani ülkemizin büyümesi bu güçlü altyapı sayesinde oluyor. Emisyon açısından da çünkü değerli izleyiciler dünyanın ve çevrenin korunması için bizim de bir katkı vermemiz lazım. Türkiye'nin bir taahhütü var. Daha az mümkünse karbon yani kıyafetlerimizden tüketim alışkanlıklarımıza kadar değiştirelim ama toplu ulaşım kullanmak, demiryolu kullanmak o anlamda çok önemli. Gayrettepe İstanbul Havalimanı tarafı yani tamamı ne zaman açılmış olacak? Gayrettepe Havalimanı'nın aslında inşaat imalatları tamamlandı. Şu an sinyalizasyon ve elektromekanik sistemlerinde çalışmalar devam ediyor. Testlerine başlayacağız. Yani onu da Mayıs ayı itibariyle açmayı hedefledik. Bu Mayıs'tan bahsediyoruz. Gayrettepe tarafını bitirdiğimizde bakın Gayrettepe Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı ve devamında Arnavutköy, Başakşehir ve oradan Marmaray Halkalı'ya kadar inen tam 69 kilometre uzunluğunda muhteşem bir iş yani. Yani bir vatandaşımız eline el çantasını Gayrettepe istasyonundan bindi metroya Mayıs Hadi 23 dakikada. Haziran diyeyim ben buna. Haziran 23 dakikada İstanbul Havalimanı'nda. Bakın Gayrettepe'den bindiğinde Yenikapı, Taksim, Hacı Osman metrosuyla Gayrettepe istasyonunda entegre olup yolcu alıp verebiliyor hiç dışarı çıkmadan. Aynı şekilde metrobüs Zincirlikuyu istasyonundan yine Gayrettepe istasyonuna erişme imkanı var. Ayrıca bizim D100 üzerinden Uzunçayır'dan Beylikdüzü'ne kadar yapacağımız hattımızın da istasyonun bütün tasarımını Gayrettepe ile birlikte tamamlamış oluyoruz inşallah. İstanbul'daki metrolara dair başka bir ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Biz 2 Ekim'de Sabiha Gökçen bağlantısını bitirmiştik biliyorsunuz. Geçen Kadıköy'den, 2020'de evet, açılmıştı. Kadıköy'den kesintisiz İstanbul Havalimanı bağlantısı sağladık. Geçtiğimiz 20 Ocak'ta Kağıthane Havalimanı'nı bitirmiştik. Geçtiğimiz hafta Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi dahil olmak üzere 6,2 kilometrelik Başakşehir, Kayışehir hattını bitirdik. Şimdi yoğun bir şekilde aynı şekilde çalışıyoruz. Halkalı, İstanbul Havalimanı arası 31 kilometredir. Bu yıl içerisinde onu da bitireceğiz. Sirkeci, Kazlıçeşme arasını inşallah yaz ayı itibariyle bisiklet yolları, yürüme yollarıyla tamamlıyoruz. Özellikle yani çevresel hassasiyetleri de içinde barındıran çok özel bir projedir. Hiç ihmal etmememiz evet, lazım. Evet, bisiklet özellikle bu mikro hareketlilik alanları büyük şehirlerin olmazsa olmazı. Yani yayaları, araçlara kısıtlı bölgelerin üretilmesi, yaya alanların, yürüme alanlarının artırılması bunlar olmazsa olmaz. Yerel yönetimlerin ve bakanlığımızın teşvikleri bu yönde artarak devam edecek. Sayın Bakan, Karasu Limanı'nı denizcilikten çok konuşamadık ama Karasu Limanı'nı da sormuşlar. Oraya dair bir şey var mı? Yeni bir... Şu an özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra bizim Avrupa tarafından Rusya'ya erişimde sıkıntılar yaşadığımız için şu an Karasu Limanı çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Çok özellikle önemli değil mi Ege'deki ve Orta Anadolu'daki ihracatçılarımız Karasu Limanı üzerinden Ro-Ro seferleriyle Novorossiye ve Kerç Boğazı'ndan içeriye girebilme imkanlarına kavuştular. Şu an Novorossiye-Karasu arası çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Aynı şekilde Samsun Limanı ile Rusya bağlantısı Ro-Ro seferleri son derece çalışıyor. Ve aslında biz bu Avrupa bağlantısını özellikle karayoludaki o yoğunluğu azaltmak için bir taraftan demiryolu yatırım yaparken bir taraftan Ro-Ro'lar da hem Varna, Bulgaristan hem de Köstence'den Romanya üzerinde de Avrupa üzerine ihracatları artırmak için de teşviklerimiz var bir taraftan. Sayın Bakan, depremde aksayan noktalardan biri iletişimdi, haberleşmeydi. Bu konuda yeni adımların atılmasını bekliyoruz. Ben GSM şirketlerinin yöneticileriyle de konuştum. Onlar da bazı açıklamalar yaptılar. Hatta ben onların videosunu da yayınladım. Engin Aksoy'la, Sayın Engin Aksoy'la konuştum. Vodafone CEO'su. Bizim direklerimiz yıkılmadı ama uygun olmayan binaların üzerindeki çatılardaki şeyler, baz istasyonları yıkıldı. O bakımdan jeneratörlere yakıt ulaştırılamadı. Biz de acil ulaşım modelini kullanabiliyor olmalıyız. Bu konuda da düzenlemeler yapılırsa bundan sonraki afetlere daha hazırlıklı oluruz dediler. Tabii bunlar hepsi bize bir ders oluyor. Aslında bir problem belli. Biz bunun problem önceden de belli. Aslında biz bütün baz istasyonlarımızı bağımsız kuleler aracılığıyla yapmak istiyoruz. Ama o bağımsız kuleleri yapacaklarımız alanların tahsislerinde zorluklar yaşıyoruz. Binalara koyduğumuzda tabii ki depreme güçlendi, depreme dirençli binalarda bu baz istasyonları kullanmamız gerekir. Ama maalesef o yapı stoğumuzdaki sıkıntılar bir de iletişime de yansıdı. Ve enerji kesintileri, enerji sağlamak için enerji kesilti alanlarda jeneratörler, UPS'ler bunlar da aslında kullanılıyor ama o da belli bir süreye kadar gidiyor. Ulaşımdaki imkanlar ve o yıkılan binalar nedeniyle o mahalle aralarına ulaşamaması nedeniyle yaşanan sorunlar var. Bunlar bir mazeret değil aslında. Bu mazeretleri, bu sebepleri de ortadan kaldıracak önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunun gerekli cezai müeyyidesi varsa sonuna kadar da bunu GSM şirketlerine yansıtıyoruz. Ama şu anda bile bu iletişimle ilgili yaşanabilecek problemleri ortadan kaldırmak için yapılmak istenen yatırımlar bile maalesef bazı kurumlar ve vatandaşlarımız tarafından da engellenmeye çalışılıyor. Ve bazı istasyonlarına karşı da anlamsız bir şekilde direnç var. Bu direnci de kırmak lazım. Yani iletişim olmadan artık bundan sonra hayat olmuyor. Bir ayrı yayında detaylı konuşalım Sayın Bakan. Sadece trenci yönümüz yok, bir de pulcu yönümüz var. Gördüğünüz gibi PTT pullarını getirdim. Ben çok beğeniyorum. Özel gün zarfları yapıyorlar. Tabii çok üzücü bir hatıramızı da hatırlatıyor. Hatay bizim muazzam bir ilimiz, çok zarar gördü. 2021'de bir Hatay Expo pulu hazırlamışlardı. Bakın çok güzel değerli izleyiciler, böyle bir şeyden haberdar değilsinizdir diye ben getirmek istedim. Evet. Bakın Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu, 23 Nisan bu arada yaklaşıyor. Şimdiden kutlu olsun. Bakın çevre günüyle ilgili pandemi döneminde böyle bir pul hazırlamışlardı Sayın Bakan. Meraklı mısınızdır? Tabii pullara? Tabii. Ya ben pul koleksiyonum vardı benim hatta. Çocuklar. Evet. Yani bunlar devam etsin diye çok önemli buluyorum. Biz daha gençlik zamanlarımızda, lise zamanlarımızda pul koleksiyonu yapardık. Biz postacının peşine takılırdık. Postacı mektubu alıcıya teslim ettiğinde pulunu alabilir miyiz diye rica ederdik. Aynen öyle. Yani, ve onları koleksiyonumuza katardık. PTT'ye de bir selam vereyim dedim buradan ya, Sayın Bakan. Bakın PTT çok özel bir kurum. Yüzyıllar, 165 yıllık bir kurum. Hakikaten bakanlığımızın öyle özel kurumları var ki PTT... Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları, TürkSat. Hakikaten bunlar hayatın idamesi Sayın için Bakan, gerekli olan çok önemli kurumlar. Sürem doldu. Mühendislere bir iyi haber verin ne olur. Bana Twitter'dan çokça mühendislerden sorular geliyor. Yönetmenim ısrar ediyor, süremiz gerçekten doldu diyor ama ben onları belirtmeden geçmek istemiyorum müsaadenizle. Kamudaki mühendisler var, inşaat mühendisleri var, teknik hizmetler sınıfı var, havacılar var. PTT personeli var. Bir cümle kapatalım lütfen. Mühendisler benim kardeşlerim, meslektaşlarım. Onların talepleri benim talebimdir. Onlar hiçbir endişesi olmasınlar. Onların haklarını da sonuna kadar savunuyorum. Savunmaya da devam edeceğim. Taleplerin hepsini de biliyorum. Hepsinin altlıklarını da hazırladık. Kanun düzenlemeler gerektiren işler de var. Meclisimize de sunduk ama yetiştiremedik. İnşallah seçimden sonra hem bir taraftan bu büyük mega projelerde onlar bizim çalışma arkadaşımız olacaklar. Hem de bu ülkemizin gelişmesi, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak işlerde bizlere çalışacaklar inşallah. O zaman mühendis abileri olarak sizden bir söz aldık. Ben onların abisiyim. Onların ihtiyaçlarını görmek benim vazifemdir. Onun üzerime alıyorum. Efendim çok teşekkür ederim. Hem bu yayına katıldınız, Trabzon'dan bu yayın için geldiniz. Tekrar Trabzon'a döneceksiniz. Karadeniz'e, Trabzon'a selamlar. Size iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Ben de Trabzon'da hemşehrilerime selam veriyorum. İnşallah böyle başarılı bir seçim sürecinden sonra bu hizmetlerimizin artarak devam etmesi için bütün vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz. Ülkemiz için hayırlısı olsun. Değerli izleyiciler, bu yayına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. YouTube'dan ve radyodan da takip ettiniz. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.